Herkese merhabalar. Bugün sizlerle doğum günü için truflar yapacağız. Hemen tarife başlayalım. Şöyle 75 gram kadar tereyağımı ocakta eriteceğim. Ocağıma alıyorum. Tereyağımız ocakta erirken biz de bisküvilerimizi karıştırma kabımıza alıp şöyle çok fazla büyük ya da çok fazla küçük olmayacak şekilde kırıyoruz. Ben bir paket bisküvimi kırdım. Şimdi kıvamına göre diğer paketi açacağım arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Tereyağımız da erimek üzere. Eridikten sonra içerisine bir çay bardağı kadar süt ve bir çay bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. Tereyağım tamamen eridi. Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar süt ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı kadar toz şeker ekleyip şeker eriyene kadar sürekli karıştırarak çözülmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi şekerim tamamen eridi. Şimdi altını kapatacağım. Birazcık ılımasını bekliyorum. Ve bu arada da içerisine, bisküvilerimin içerisine 2 yemek kaşığı kadar kakao ekleyerek şöyle kakaomu ekledim ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonrasında tereyağlı karışımı içerisine dökeceğim. Şimdi tereyağlı karışımımı içerisine döküyorum. Ve tamamen birbirinin içerisine geçene kadar karıştıracağım. Kıvamı eğer ki çok cıvık olursa birazcık bisküvi eklemesi yapacağım içerisine. Birazcık cıvık gördüğünüz gibi top haline getiremeyeceğim için içerisine çok az daha bisküvi ilave edeceğim ve ara ara karıştırarak kıvamına bakacağım. Yani yaklaşık neredeyse 1,5 paket kakaolu petibör bisküvi kırmış olacağım içerisine. Şöyle yine yarım paket ekledim. Gördüğünüz gibi tekrar bir karıştırıyorum. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 30 dakika kadar dolapta dinlenmesini sağlayalım. Şimdi truflarımızın üzerini süslemek için şöyle yaklaşık 150-200 gram kadar çikolatayı benmer usulü eritiyorum. Dolaptan çıkarttığımız truflarımızı şöyle açıyorum. Ve yuvarlak yuvarlak toplar haline getireceğim. Ve şöyle ben pembe çubuklar almıştım. Kızımın doğum günü için yapacağım bunları. Şöyle alıp elimle yuvarlayacağım. Ve daha sonra çubuklarına takacağım. Şöyle küçük toplar yapıyorum. Ve şu şekilde çubuğumu alıp içerisine batırıyorum. Şöyle çikolataya batırmak için bekleteceğim hepsini. Ben hepsini çubuklarıma geçirdim gördüğünüz gibi. Şimdi ben benmer usul eritmiş olduğum çikolataya şöyle batırıyorum. Her tarafı gelecek şekilde batırıyorum. Ve şöyle çikolatası aktıktan sonra dilediğiniz pasta süsüne batırarak şekilli bir şekilde normal tabağınıza dizebilirsiniz. Ben şöyle süslü pasta süslerine batırıyorum. Şöyle süsledikten sonra normal servis tabağımı alıyorum. Hepsini aynı şekilde süsleyeceğim. Benim truflarım hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.